Sabiha Gökçen'den başlattığım bir vlog daha. Bu sefer nereye gidiyoruz? Bu sefer Lviv'e gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle geçeyim ben, tamam. Bu arada Ukrayna ile aramızda saat farkı yok. Çok güzel bir şey. Yani biz şu an 16.55'te bineceğiz ve oraya 2 saat uçuşla kaçta ineceğiz? 18.55. Aynı zamanda güzel olan bir şey daha var ki para birimi bizden daha düşük. Çok nadir biliyorsunuz bu. Hem vizesiz hem parası bizden düşük olduğu için akın akın Türkler gidiyorlar. Şu an işte biz kalmıştık, biz de gidiyoruz. Annem Türkiye'den geldiğimizi belli etmek için. Fazla milliyetçi bir kadın. Bu da yeni parfümlerden biriymiş. Fena değil bence. Bu arada ben kabin valizli ekop bilet almıştım. Ama şu an sıra beklerken kadın geldi, dedi ki uçak çok dolu. Sizin valizleri aşağıya vermemizi ister misiniz? Canıma minnet dedim. Alabilirsiniz dedim. Ama bir şey söyleyeyim arkadaşlar. 8 kiloluk sınırı pek aşmayın. Kapıda ölçüyorlar. Gerçekten ben bununla ilk defa karşılaştım. Yani 8 kilo ile nasıl yurt dışına gidiyorum hala inanamıyorum ama yapacak bir şey yok. Ucuz bilet almak için böyle yaptık. İkimiz de cam kenarında oturmak istediğimiz için ayrı bilet aldık. Lviv'e geldik. Birimizi çağırdık. Birazdan gelecek ve yaklaşık 20 dakika falan sanırım evimize yolculuk. Toplamda da 85 grivna tutacakmış. Şarkı çok komik. Evet, şu an ev sahibimizle buluştuk. One more, okay. Biraz eski bir bina. Bayağı dökülüyor yani. Şu an görünen o. Bakalım. Evimiz zaten çok küçük. Şimdi göreceksiniz. Sadece yatak için yeterli bir yer. Ve işte bu da 3 gün kalacağımız evimiz. Tavanı bayağı yüksek aslında. Ama bir oda gibi yapmışlar. Küçük bir stüdyo daire gibi. Şöyle de bir balkonu var. Ay, açamıyorum. Heh, açtım. Şu an saat 8. Burası nereye yakın? Şimdi gösteriyorum. İşte opera binasına çok yakın. Merkezi bir yerde kalmak gerçekten çok güzel. Tek dezavantajı ne oluyor biliyor musunuz? Şehrin bütün gürültüsünü, kalabalığını gece yatarken yaşıyorsunuz ama bence merkezi kalmak çok daha güzel.
Artı 18 var şurada, istiyor musun? Ha? Bunlar ne yapıyor hakikaten? Yere bir şeyler koymuş, bir şey satıyor. Yok, hepsiniz. Ellerinde bir şeyler var, anlamadım. Ay, çocuk bakıyor diye şey mi oldu? Bu şey değil mi ya, Cinderella? Canım, saat 10:30. Haberin olsun. Git dansını et, prensi ayart. Bir an önce gel. Burası. Gaz kokuyor gerçekten de. Burası. Gündüz gezmemiz lazım. E tabii canım. Geliriz buraya da. Çok güzel şu an. Şurada bir mekan var. Yoluna taş koymuşlar. Yoluma taş koymayın. Ay, burası çok güzel. Neymiş bu? Mons Pius mu? Oha, çok güzel bir mekan gördüm. Çok beğendim. Şöyle bir ismi var. Yani buraya şu an bayıldım. Bayıldım yani. İşte bizim evimiz. Tam şurası, şu balkon. Aman Allah'ım, hayallerimin arabası. Ezeceksin kız beni. Günaydınlar. Şu an Lviv'de ilk günümüz. Burada herkesin gittiği ve çok popüler olan piyano eşliğinde sabah şampanya içerek açık büfe kahvaltı yaptığın bir mekan varmış. Ona gitmeden olur mu? Olmaz. Ona gidiyoruz şimdi. Zaten evimizin çok yakınındaymış. Saatlerimiz 9:30 olmuş mu? Olmamış daha. 9:20 geçiyor. Bakalım, sırası varmış kapıda bayağı.
Ardından saat 11'e kadar diye duydum. Bakalım 11'e kadar yiyebildiğimiz kadar yiyeceğiz artık. İşte o açık büfe kahvaltının olduğu restorana geldik. Restorayı da görüyorsunuz. Saat neredeyse 10 oldu. Biz hala sıra bekliyoruz. Bu ne açık büfe sevdasıymış. Aa. Uykum da var. Bir de önümüzde böyle neye bir belirsizlik tip var. O kadar kötü susmuyorlar ki. Bıdı 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 sabah. Çocuğun kafasına bir şey vurasın var şu an. Gösteremiyorum tabii ki. Buranın vişne likörü meşhurmuş. Onu içeceğiz. Curiouses, be careful, okay? Okay. Ми з вами знаходимося біля купальні кави. Кав'ярня з легендою, яка нам розказує, що це дом австрійських губернаторів, які запили каву. Thank you.
are you, by the way? Burası çok güzel. Adamlar da ne güzel yerler.